Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar. Bugün bir uygulama gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Uygulamamız veri tabanına kaydedecek. Yani dosya, text dosyasına kayıt işlemini de gerçekleştireceğiz. Uygulamamız için hemen bir DVC'yi açtım ben arkadaşlar. Ctrl+N'le yeni bir çalışma sayfası açtım. Hemen kütüphanelerimizi ekleyelim arkadaşlar. İki adet kütüphane ekledim arkadaşlar. Int main'imizi oluşturuyorum. Return 0 diyorum. Uygulamamız arkadaşlar bir banka bilgilerini tuttuğumuz bir basit bir veri tabanı olan bir uygulama olacak. Şimdi bu programı arkadaşlar ben şuraya kaydediyorum. Müşteri bilgileri diye bir klasörün içerisine. İçerisinde bir text dosyam var, müşteriler diye. Bunun içerisinde şu şekilde bilgiler var arkadaşlar. Müşteri numarası, adı ve bakiyesi. Mevcut TL varsa artı şekilde yazacak. Eğer eksi bir limitteyse, bankaya borçluysa eksi şeklinde ya da hiç parası yoksa sıfır şeklinde bir kayıt olan bir veri tabanı kaydı. Bunu bu şekilde burada text dosyası olarak oluşturuyoruz arkadaşlar. Şimdi DVC'ye gelelim arkadaşlar. Hemen değişkenlerimizi tanımlıyorum. Integer bir no olsun, baki olsun, seçim diyeceğim. Bir char ad diyeyim arkadaşlar. 30 karakterlik bir isim bilgisini tutan bir değişken oluşturalım. Dosyamızı oluşturalım arkadaşlar. File'dan bir dosya isminde bir pointer oluşturalım. Bu dosyayı normalde bu programı çalıştırdığım zaman arkadaşlar ben şimdi F11'e basıyorum. Nereye kaydetmek istiyorsun diyor. C uygulamalarım diye az önce gösterdiğim klasörün içerisindeki müşteri bilgileri diye bir klasörüm var. Onun içerisine kaydediyorum. Yani müşteri bilgileri klasörümün içerisinde müşteriler text dosyası var zaten. Aynı yere uygulamamı kaydedeceğim. Şu an boş gördüğünüz gibi. Ancak şunu kaydedip isterseniz şuna da m.c diyeyim. Kaydettiğim. Program değerlenip açıldığı zaman burada exe dosyasını oluşturuyor. Gördüğünüz gibi şu an hem editörüm hem de exe dosyam oluştu arkadaşlar. Şimdi buradan devam edeceğiz. Bir göstericimiz var. Dosya file tipinde. Şimdi bunu if'le önce dosya var mı diye bir test edelim arkadaşlar. Onu da şu şekilde yapıyorduk. Dosya eşittir. Fa open diyoruz. Dosyayı açıyoruz. Tırnak işaretleri arasına müşteri. Şuradan bir bakayım klasörün ismi neydi? Müşteriler.txt. Daha sonra bunu okuma modunda açacağımız için R yazdım arkadaşlar. Şuraya eşit nalsa böyle bir dosya yoktur. O yüzden bilgi verelim kullanıcıya. Dosya bulunamadı diyelim. Varsa else kısmına gelecek ve parantez açacağız arkadaşlar. Parantez açmaya da gerek yok. İsterseniz else diyelim ve direkt while'a girelim arkadaşlar. While'ımızı 1 yapacağım. True yani varsayılan olarak true olduğu sürece while'ımız dönecek. Şimdi else'de dosyaya girecek arkadaşlar. Dosyada okuma yapacak ve ekrana yazdıracağız. O yüzden şurada önce bir seçenekleri bilgilere verelim arkadaşlar. Banka bilgileri uygulaması diyelim. Uygulamanın ismini bu şekilde belirleyeyim ben arkadaşlar. Şunu da ters slash n'le satır başı yapsam. Tekrar 1 diyorum. Hesabında parası olan müşteriler diyelim. Ters slash n diyeyim. Bunu kopyalayacağım arkadaşlar hemen. Şöyle 2-3 tane daha yapıştırıyorum. 2 pardon arkadaşlar 3 ve 4 olsun. Hesabında para, şuna para diyelim, para olmayan diyelim, olmayan müşteriler. Üçüncüsü borcu olan müşteriler olsun. Dördüncü seçeneğimiz de çıkış olsun, programı sonlandırsın arkadaşlar. Seçeneklerimiz bunlar. Şimdi seçimimizi alalım. Scanf'le %D diyelim. Şurada yukarıda oluşturduğumuz seçim değişkenini de tutalım. Seçim değişkenini switch keys ile kontrol edelim arkadaşlar. Case 1 ise diyeceğiz. 1 ne yapıyor? Hesabında para olan müşterileri ekrana yazdıracak. Normalde şurayı text dosyasını açtığımız zaman hesabında para olan kişiler artı olan kişiler olacak arkadaşlar. İlk isim bu şekilde Fatma, Saliha, Burak isimli müşterilerin artı hesabı var. Bunları getirecek. Şimdi case 1 ise diyeceğiz. Ancak şu faili oluşturmuştuk ve açmıştık. Case'in içerisindeyken, switch'in içerisindeyken önce ilk defa bir okuma yaptıralım arkadaşlar. Onu da scanf ile yapacağız. Tabii f scanf diyeceğiz ki dosyadan okusun. Parantez açıyorum. Nereden okuyacak? Dosya. Burada dosya diye bir değişken oluşturmuştuk. O dosyanın, o pointer'ın gösterdiği bu dosyayı okuyacak. Okuma mantığı şu şekilde arkadaşlar. Buradaki text dosyamızda numara yazıldıktan sonra bir tab boşluk var. İsim var, bir tab boşluk var ve bakiye bilgileri var. Yani her kelimenin arasında bir tab boşluk var. Ve ters slash eline de satır başı yapıyor. En son burada satır başı yapmış durumda. Şöyle bakın. En son şekliyle bu şekilde. Bunu son şekliyle kaydediyorum arkadaşlar. Şimdi buraya gelelim. Scanf ile okuyacak. %D (-t) dedim. %S (-t) %S pardon %D. Bu %D numara, %S ad, %D bakiye olacak. Buradan adres operatörüyle birlikte şurada oluşturduğumuz değişkenleri yazalım arkadaşlar. No ad bakiye. Bu bilgileri alınca, bu değişkenlere kaydedince ekranda yazdıracağız arkadaşlar. Tabi bunu varsayılan olarak ilk defa aldık. Program switch'e girdiği zaman. Şimdi case'e gelelim. Bir bilgi verelim arkadaşlar. Bir case 1 ne diyordu? Hesabında para olan müşteriler. Onu hemen yazalım gene. Hesabında para olan müşteriler diyelim. Ters/en yapayım arkadaşlar. Daha sonra burada satır satır okuyacağız döngüyle. Son text dosyasındaki son satırın sonuna kadar gidecek. O yüzden ne yapıyoruz? Bir while oluşturacağız. F_off diyeceğiz. Tabii bunu bu dosyanın sonuna kadar git. Şurada ünlem işareti koyacağız. Hangi dosya? Şurada oluşturduğumuz şu göstericiyle oluşturduğumuz dosya. Dosya diyeceğiz. Parantezimizi açalım arkadaşlar. Burada bilgileri ekrana yazdıralım arkadaşlar. Printf %D diyelim. Ters/tab %S ters/tab %D. Burada da gene satır başı yapalım. Ekrana satır satır yazsın. %D dediğim arkadaşlar no ad ve soyadı pardon bakiye olacak. Tabi bunu yazdırmanın bir şartı olacak. Onu şurada if ile belirtelim. Şartımız neydi? Pardon arkadaşlar. Hesabında para olan müşteriler. Hesabında para olan müşteriyi nasıl bileceğiz? Burada ilk okuduğu zaman bakiyeyi okuduğu zaman eğer artıysa bakiyesi sıfırdan büyükse yazdıralım. O zaman bakiye büyük 0 diyelim. Eğer bakiyesi büyükse 0'dan ekrana yazdıralım. Diğer durumda tekrar şunu kopyalayacağım arkadaşlar. Copy. Şuraya yapıştıracağım. Diğer durumda while döndüğü sürece satır satır okuyacak arkadaşlar. Burası tamam. Son dosyanın sonuna geldiği zaman while'dan çıkıyor. O yüzden şurada bir break yapalım. Burada case'den çıkacak. Break'le case'den çıkacak. Şimdi burası tamam arkadaşlar. Ekrana yazdırma F-F okuma işlemi tamam. Şimdi şu case 1'i 1'e kadar kopyalayacağım arkadaşlar. Copy dedim. Şuraya yapıştırdım. Bir boşluk verdim, yapıştırdım. Bunu da case 2 diyeceğiz. Yapıştırdığımız kısmı. İkinci case'imiz neydi? Hesabında para olmayan müşteriler. O yüzden şurayı da hesabında para olmayan müşteriler diyelim. O zaman ne yapıyoruz? Burada sadece şu bakiyesi küçük 0 olanları yazdıracak. Gene aynı şekilde while'ımız dönecek. Dosya sonuna kadar okuyacak. Feof metoduyla. Ve en son bir ekli çıkacak. Tekrar yapıştırıyorum. Zaten hafızadaydı. Bunu da case 3 diyelim. Case 3'ümüz ne yapıyor? Şöyle yukarıdan bakalım arkadaşlar. Borcu olan müşteriler. Pardon, hesabında iki şeymiş arkadaşlar. Hesabında para olmayan müşteriler. Yani hesabı 0 olanlar. Şu case 2'de şurayı eşit 0 diyeceğiz arkadaşlar. Case 2 hesabında para olmayan, yani hesabı 0 olan müşterileri getirecek. Case 3 ise hesabında para olmayan diyelim. Şu case 2'yi de hesabında pardon. Şu case 3'ü hesabında para olan değil de bankaya borcu olan müşteriler diyelim. Bu da şurayı küçük yapacağız. Bakiyesi küçük olacak. Şimdi şöyle toparlayayım ben arkadaşlar. Case 1'imiz şuradan başlıyor. Bunun görevi hesabında para olan, yani artı, bakiyesi artı olan müşterileri bize yazdıracak. Bunu şurada şartımız buydu. İkinci case'imiz hesabında para olmayan, yani bakiyesi 0 olan kişiler. Bunu da bakiyesi eşittir 0 diye şartımızı belirttik. Case 3'ümüzde bankaya borcu olan, yani bakiyesi eksi olan kişiler de burada yazdıracak case 3'te. Şimdi case 4'ümüz var. O da çıkış yapacak. Onu da şurada yazalım. Case 4 diyelim. Önce bilgi verelim. Çıkış yaptınız diyelim. Daha sonra bunu return 0 diyelim. Bir ekle sonlandıralım. Return 0 dedik mi sonlandırıyor. Programı kapatıyor yani. Tabii bu while her döndüğünde arkadaşlar, şurada while'ımız döndüğü zaman, switch case'in içerisine girdiği zaman şurada şey yapmamız gerekiyor. Scanf'le seçenekleri tekrar alalım arkadaşlar. Burada seçiminizi yapın diyor ya. Şuradaki scanf'i zaten while şuradan dönecek. Bir bakayım şurada. Tamam. Şuraya sadece switch case şurada bitiyor. Gördüğünüz gibi. O bittikten sonra dosyanın tekrar yenilenmesi için rewind diyeceğiz. Daha sonra dosya başa dönecek. Ekran başa dönecek while'ımız. Tabii en son 4'ü seçerse bir ek diyerek return 0 diyerek şurada program sonlanacak. Şimdi kodlar tamam gibi arkadaşlar. Şurada dosyamızın ismini müşteriler txt dosyası olarak belirlemiştim. Ben daha önce içerisini doldurmuştum. Şimdi F11 ile çalıştırıyorum arkadaşlar. F11'e bastım. Ekranım geldi. Banka bilgileri uygulaması. Hesabında para olan müşteriler 1. 2. Hesabında para olmayan müşteriler 3. Borcu olan müşteriler 4. Çıkış. Seçimimizi yapalım. 1 diyelim. Enter'ladım. Hesabında para olan müşterilerimiz bunlarmış gördüğünüz gibi. 2-4 tane müşterinin bilgileri bakiyesi artı gördüğünüz gibi. Şimdi 2'ye basalım. Enter'ladım. Hesabında para olmayan müşteriler. Yani hesabı 0 olan müşteri sadece bir kişiymiş. O da Hasan'mış. Onu da şuradan text dosyasını bir açıp bakalım arkadaşlar. Hesabı 0 olan sadece Hasan var. Gördüğünüz gibi diğerleri eksi ya da artı durumda. Diğer 3. seçeneğe bakalım. 3'e bastım. Enter'ladım. Bankaya borcu olan müşteriler, yani eksi hesaplı olan kişilerde 3 müşterimizmiş. Bunlar da Mehmet, Mustafa, Ayşe'ymiş. 4'e bastığım zaman da çıkış yapıyor. 4'e bastım. Çıkış yaptınız dedi ve programı sonlandırdı. Şimdi programı tekrar açayım arkadaşlar. F11'e bastım. Banka bilgileri uygulaması. hesabında para olan müşteriler 3'ten başlayalım. Borcu olan müşterileri yazdırsın. Bankayla borcu olan kişiler 3 kişi aynı şekilde. 2'ye basıyorum. Hesabında para olmayan müşteri Hasan'dı. 1'e basıyorum. Hesabında para olan kişilerde 2, 4, 5 kişi. Müşterilerimiz bunlardı arkadaşlar. 4'e basarak tekrar çıkış yaptım. Uygulamamız bu şekildeydi arkadaşlar. Uygulamamızda veri tabanı olarak text dosyalarını kullandık. Biraz kapsamlı bu uygulamalara geçiyoruz artık arkadaşlar. Bu uygulamamız bu kadar arkadaşlar. Şu şekilde yukarıdan aşağıya doğru yavaşça kodları gösteriyorum. Bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.